Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bu videomuzda ülkemizde hayli popüler olan bir telefon serisinin yeni modelini sizlerle birlikte tartışacağız. Çünkü daha bu model henüz resmiyet kazanmadı ama hakkındaki pek çok bilgi ortaya çıkmış durumda. Biz de bu bilgileri izleyicilerimizle paylaşalım istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz Xiaomi son dönemde Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hayli popüler bir konuma yükseldi. İşin garip yanı, Çinli üretici hiçbir reklam kampanyası düzenlememesine rağmen geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Peki bu başarının sırrı ne? Tabii ki arkadaşlar fiyat performans bazında ön saflarda yer alan ürünleri satışa sunuyor olması. Genele baktığımız zaman özellikle fiyat tarafında karşılaştırmalara yaptığımızda Xiaomi modellerinin rakiplerine kıyasla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada arayüz konusunda yaşanan sıkıntılar belli tartışmalara açık konular. Yani ben MIUI'ın stabil olmasından çok dertliyim. Yeni gelen güncellemelerle sürekli başka problemler ortaya çıkıyor diyorsanız. Tabii ki daha stabil arayüzlere sahip olan cihazları biraz daha fazla para ödeyerek satın alabilirsiniz. Burada tamamen kullanıcının telefondan ne beklediğine bağlı bir durum söz konusu. Gelelim arkadaşlar Redmi Note 10 Pro modeline. Biliyorsunuz Redmi Note serisi ülkemizde hayli popüler. Hatta şöyle bir ayrım yapsak. Xiaomi cihazları mı çok satıyor, Redmi cihazları mı çok satıyor diye bir kısasa girsek Redmi cihazlarının Xiaomi cihazlarından hayli fazla sattığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Redmi aslında Xiaomi'nin yarım kuruluşlarından biri. Fakat Xiaomi ne yapıyor? Redmi logosunun yanına kendi ismini de iliştiriyor. Aslında buradaki ilişkiyi Huawei ve Honor arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. Zaten temele baktığımızda Redmi ve Poco cihazlarında da biliyorsunuz Poco da Xiaomi'nin yan markası MIUI arayüzünün kullanıldığını görüyoruz. Şimdi gelelim Redmi Note serisinin yeni modeli olan Redmi Note 10 Pro'ya. Önümüzdeki günlerde bu telefon resmiyet kazanacak arkadaşlar. Muhtemelen resmiyet kazanır kazanmaz da ülkemizde satışa sunulacaktır. Çünkü Xiaomi bu serinin Türkiye'de çok sattığını biliyor. Zaten Redmi Note 9 serisinde de bunu yaptılar. Çin'de tanıttılar. Daha sonra global lansman gerçekleşti ve bu telefonlar, bu seri ülkemize de satışa sunuldu. Muhtemelen Mart ya da Nisan ayında yeni Redmi Note serisi ülkemize de satışa sunulmuş olacak. Peki Redmi Note 10 Pro'da bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda tabii ki yeni bir Yonga setiyle geldiğini görüyoruz. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerde telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 732G Yonga setinin kullanılacağı söyleniyor. Dahili depolama alanı tarafına baktığımızda ise 128 GB'lık bir dahili depolama alanının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat dileyen müşteriler için 64 GB'lık bir alt versiyonunda çıkacağı söyleniyor arkadaşlar. Fakat bu henüz daha kesinlik kazanmış değil. Şimdiye kadar bazı performans testlerinde vesaire telefon ortaya çıktı. Orada ortaya çıkan modellerde genele baktığımızda 128 GB'lık versiyonun ortaya çıkmış olduğunu gördük biz. Bu arada RAM tarafında da bir değişiklik söz konusu. Şimdiye kadar iki versiyon ortaya çıktı arkadaşlar. 6 GB RAM ve 8 GB RAM. Fakat biliyoruz ki Xiaomi orta segmentte 4 GB RAM kullanmayı da seven bir firma. Dolayısıyla bu telefonun müşterilerin isteğine bağlı olarak 4, 6 ve 8 GB'lık RAM'e sahip bir şekilde 3 farklı opsiyonda geleceğini söyleyebiliriz. Muhtemelen en ucuz model arkadaşlar 64 GB dahili depolama hafızası ve 4 GB RAM'e sahip olan versiyon olacaktır. Tabii ki telefonda micro SD kart desteği olduğu için dahili depolama alanının düşük olması çok da önemli değil diyebiliriz. Tabii bazı kullanıcılar micro SD kart vesaire kullanmayı çok fazla tercih etmiyorlar. Onlar için de minimum yine biz 128 GB'lık bir cihaz almalarını tavsiye edeceğiz. Peki bu telefon bizlere ne gibi hızlı şarj özellikleri sunacak? Daha doğrusu şarj tarafında ne gibi özellikler sunacak? Hemen buna da değinelim. Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlarda arkadaşlar 33 Watt'lık hızlı şarj desteği ve 5050 mAh'lık'te bir bataryanın olacağı söyleniyor. Ki 5000 mAh'lık bir batarya günümüz standartlarının bir tık yukarısında diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz artık orta segmentte var olan telefonların genelinde
4000 mAh'lik bataryalara yer veriliyor. Burada Xiaomi ne yapmış? Bir tık daha çıtayı yukarıya çıkarmış ve 5050 mAh'lik bir batarya koymuş ve bunu da 33 Watt'lık hızlı şarj ile desteklemiş. 33 Watt'lık hızlı şarj ile telefonu yarım saat içerisinde %60 dolaylarında şarj edebiliyorsunuz ki bu da çok iyi bir sayı diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada aklınıza şu soru takılabilir. Acaba kutunun içerisinden şarj cihazı çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Şarj cihazının çıkacağını da sizlerle paylaşmış olalım. Geçtiğimiz günlerde yine bir kutu görseli sızdırılmıştı. Kutu kalındı. Dolayısıyla içerisinde de şarj cihazının bulunacağını söyleyebiliriz. Gelelim merak edilen özelliklerden bir diğeri olan kamera tarafına. Biliyorsunuz Xiaomi orta segment cihazlarında zaten 4 ana kameraya yer veriyordu. Ki baktığımız zaman Redmi Note 10 Pro'da da değişen çok fazla bir şey yok. 64 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameraya, 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik derinlik ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik edecek. Buradaki ultra geniş açı kamerasının 118 derecelik fotoğraflar çekebileceğini de sizlerle paylaşmış olalım. Ön tarafta ise arkadaşlar 16 megapiksellik f2.5 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera yer alacak. Ekran tarafında ise bizleri yine 1080x2400 piksellik 6.68 inç genişliğe sahip bir ekranın beklediğini sizlerle paylaşalım. Bu ekran yine IPS LCD bir panel olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi yine bu telefonda da bulunmuyor. Muhtemelen power tuşuna ya da telefonun sırt kısmına yerleştirebilirler. Biliyorsunuz ekran altı parmak izi okuyucusu sadece OLED ya da AMOLED ekran teknolojisine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Henüz LCD panellerde bunu kullanabilmiş değiller. Tabi IPS LCD olmasının şöyle bir avantajı var. Atıyorum ekranı kırdınız vesaire herhangi bir şey oldu. Ne yapabiliyorsunuz? Çok daha ucuza temin edebiliyorsunuz. Eğer bu ekran AMOLED ya da OLED olsaydı vermeniz gereken ücret 1000 liraları rahat bir şekilde geçebilecekti. Dolayısıyla bana sorarsanız IPS LCD panel özellikle öğrenci kitlesi için şu anda çok daha avantajlı diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Redmi Note 10 Pro ile ilgili ilk bilgileri paylaştık. Telefon dediğimiz gibi Mart ayında lansmanı yapılacak. Sonrasında global etkinliğin peşinden ülkemize de gelecektir. En azından biz böyle tahmin ediyoruz. Telefon elimize ulaştığında yine çok kapsamlı bir incelemesini sizlerle paylaşmış olacağız. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.